Muhterem müminler, programımız tamamlandı. Yalnız yaptığımız vazifeleri belki unutan kardeşlerimiz olabilir. Sizlere hatırlatmak istiyorum. 3 ayları süresince Recep, Şaban ve Ramazan-ı Şerif ayları süresince her gün 1000 defa La İlahe İllallah diyoruz. Dedim. 1000 defa La İlahe İllallah. Her 100 başında Muhammedur Resulullah 1 defa. Bu umum bütün eskiden beri yapılan vazifedir. Bunu yerine getiririz. Recep ve Şaban Şerif ayları süresince de ara ara Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellihna Ramazan deriz. Ya Rabbi Recep-i Şerif'i ve Şaban-ı Muazzam'ı bizim için mübarek kıl ve Ramazan-ı Şerif'e eriştir deriz. Elbette bu 3 ayların fezaili pek çok. Efendimiz buyuruyor, Recep Allah'ın ayıdır. Şaban-ı Şerif benim ayımdır. Ramazan-ı Şerif de ümmetimin ayıdır. Recep ayında 1 gün oruç tutsa kişi Allah-u Teala bu nehirden sular diye buyuruyor. Bir nehir haber veriliyor. Cennette de bir saray vardır. Cennette onlar Recep ayında oruç tutanlardan başkası giremez buyurdu. Enes bin Malik'ten radıyallahu anh Resulullah Efendimiz buyurdu. Bir kimse Şehrül Haram'da 3 gün oruç tutsa Perşembe, Cuma ve Cuma günleri, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Allah-u Teala onun için 900 senelik ibadet etmiş gibi ecir ve mükafat yazar. Resulullah Efendimiz Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte bir kimse Recep'in ilk gününü oruç tutsa 1 senelik oruç tutmuş gibi sevap verilir. 7 gün oruç tutsa 7 cehennemin kapıları kapanır. Yani cehenneme girmez. Eğer Recep'ten 8 gün oruç tutsa 8 cennetin kapısı onlara açılır. 10 gün oruç tutsa Allah hatalarını sevaba tebdil eder. 18 gün oruç tutsa semadan bir münadi geçmiş günahların bağışlandı, ameline devam ettirirler. Bir kimse Recep ayını oruçlu olarak geçirse geçmiş günahlarının, küçük günahlarının hepsi bağışlanır. Kalan ömrünü çirkin ve ayıp sayılan kötü şeyleri işlemekten korur, kıyamet günü susamaktan emin olur. Resulullah Efendimiz sanırsan Recep'in ilk, orta ve son, ilk, orta ve son gününü oruç tutan Recep ayının bütün günlerini oruç tutmuş gibi sevaba nail olur. Çünkü bir hasene 10 katil ile muamele görür buyuruluyor. Enes radıyallahu anh'den Efendimiz buyurdu. Dikkat et, Recep'in ilk cuma gecesinde uyanık ol. O geceyi gafletle geçirme. Çünkü melekler o geceye Revaib adını koymuşlardır. Zira o gecenin 1/3 geçtiğinde yer ve gök melekleri
Kabe-i Muazzama'nın havalisinde toplanırlar. Allah-u Teala meleklerin toplantısı üzerine "Ey meleklerim, ne istiyorsunuz?" diye sorar. Melekler "Ey Rabbimiz, senden isteğimiz ve temennimiz Recep'in oruçlularını bağışlamandır." Allah-u Teala da Recep'in oruçlularını affettimdir. Mükafatı pek çok haber verilmekte. Vazifemizi de öğrendiğimize göre son olarak kardeşimiz Cebrail aleyhisselam Muhammed'imizi sallallahu aleyhi ve sellem çok sevdiği için Muhammed ismiyle hitap edermiş dedi. Bu hususta bir hadis-i şerifi okuyarak bağlamak istiyorum. Ve dikkat edeceğimiz hususlar, yatmadan önce, sadece bugün değil her gün, yatmadan önce Estağfurullahel-Azim, Estağfurullahel-Azim, Estağfurullahel-Azim diye okuyacağız. Bunu unutmayacağız. Bolca yatmadan önce istiğfar okuyacağız. Kalbimizi Allah'ın arşından dökülen füyuzat-ı ilahiyeyi kana kana içebilmek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat kendisine icazet verdiği Mürşid-i Kamil'in kalbinin altına gönlümüzü koyup Halifimizin feyzini bol bol içmeye çalışacağız. Eğer alamıyorsak, eğer içemiyorsak, düşünün bir arsa, ona ark vasıtasıyla su gelmektedir. Eğer ark sola, sağa, şuraya, buraya açılmışsa, elbette ki o arsaya su gelmeyecektir. Gönül arsamıza gelecek olan su, dini emirlere riayet etmezsek, gözümüzü korumazsak, kulağımızı muhafaza etmezsek, dilimizi her türlü kötü sözlerden alıkoymazsak, elimiz ve ayağımız bütün ufumuzu korumayacak olursak, Allah'ın feyzi gelmez, aşkı gelmez, muhabbeti gelmez. Öyle bir gönülden biz Allah'ın feyzini içiyoruz ki o gönül مَا وَسِعَن۪ي سَمَائِي وَلَا عَرْضِي وَلَاكِنْ وَسِعَن۪ي قَلْبُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ. Benim muhabbetimi ne yer aldı, ne sema aldı, ancak kamil müminin kalbi aldı diye buyurulan el-kalbu arşullah, el-kalbu kemzullah, el-kalbu beytullah diye buyurulan kimselerin gönüllerinin altına vuruyoruz. O gönülde neler yok ki? Allah'ın aşkı o gönülde, Allah'ın muhabbeti o gönülde, tecellisi o gönülde. Daha da anlatamam. Artık vahdeti vücudu ve şuhudu yaşayan, fena billah ve beka billah sırrına nail olan insanın kalbinden alınan feyiz hiç şüphesiz Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur, bir ihsanıdır, atiyesi ve ikramıdır. Doya doya, ehlullah ile alakamızı kurarak esamla, ya eyyuhallezine amenu tebullaha ve kunu ma'assalikin. 365 damarımızın hepsini teslim ederek tam bağlayacak olursak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisine ve zatının muhabbetine ulaşırız. Buyurdu Etani Cibril, Cibril bana geldi. Fekale ya Muhammed, eyş ma şitte
فَاِنَّكَ مَيِّتُ. Ya Muhammed, ne kadar yaşarsan yaşa, mutlak öleceksin. اِنَّكَ مَيِّتُنْ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُنْ. Habibim, sen de öleceksin, onlar da ölecek. Bu artık bizim için mutlak gerçek olan bir hakikattir. Hepimizin başına gelecek. Ama ölüm, öyle bir ölüm olmalı ki, toprağa atılan tohum, toprağın altında çürüyor. Kabuğunu atıyor. Bir müddet sonra çürüyor, kabuğunu atıyor, sonra yukarıya filiz veriyor. Ehlullah'ın ölümü aynen bunu gibidir. Hepimiz yeryüzüne atılan bir manevi tohumlarız, bir tohumuz. Eğer ki nefsin bizde meydana getirmiş olduğu o kabuk, şeytanın meydana getirmiş olduğu o kabuk atılmayacak olursa, Azrail aleyhisselamın gelişi de çok şiddetli olur. Hatta yüzlere de vurur, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle sırtlara da vurur. Eğer güzel bir ölüm, hayatımız en güzel şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın istediği tarzda olacak olursa, Azrail Aleyhisselam'ın gelişi de çok güzel olacaktır. Çok tatlı olacaktır. Bizim hal ve durumumuza geçmiş padişahlardan bir tanesi etrafını toplar. Der ki, ey yoldaşlarım, benim ömrüm boşa geçti. Ben dikkat edemedim. Şu gün tövbe ederim, bugün tövbe ederim dedim ama şimdi hasta yatağa düştüm, ölüyorum. Ne olur siz dikkat edin. Ben korkuyorum ölümden ve kabirdendir. Ve bir tavsiye de var. Vasiyeti de şu. Beni içine hiçbir şeyin giremeyeceği muhkem yapılmış bir tabutun içerisine bırak. Sonra da alıp toprağa bırakmayın. Benim sarayımda bir odanın içerisinde tavana asın. Aynen öyle yaparlar öldüğü zaman. Sarayda bulunanlar gece yatarlarken bir uğultu duyarlar. Uğultu ama çok tatsız bir uğultu duyarlar. Nedir bu diye tabuta doğru vardıklarında tabuttan gelir. Öyle bir yılan ki tarif edilir. Öyle bir ejderha ki kafasını tamamen ağzının içerisine almış, o esnada o yılanı öldürürler. İkinci gün yine bir gürültü, bir ses duyarlar. Ta göbeğine kadar ağzının içerisine almış, yine öldürürler. Üçüncü gün yine aynı ses duyulur, bakarlar ki kömür gibi olur. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz Allah'ın huzuruna öyle varırsınız. Artık bu da bizi uyandırmazsa hiçbir şey uyandırmaz. Uyanmamız için sadık ve salih insanlarla beraber olacağız. Mutlaka kendimizden üstün, hayırlı kimselerle oturup kalkacağız. Ya zikrettirecek ya da fikrettirecek. Kafası pisliğe alışmış, gıybet ve dedikoduyla meşgul olanları da Cenab-ı Hak kurtarsın. Etani Cibril fekal ya Muhammed iş ma şikte fe inneke meyyitun. Ne kadar yaşarsan yaşa ya Muhammed, bir gün öleceksin. Rahmet men şikte fe inneke mefariku. Bir şeyi ne kadar çok seversen sev, o sevdiğinden ayrılacaksın. Bu hadis-i şerif hususunda İmam-ı Şibli rahmetullahi aleyh evvelini ahirinin ilmini içine almıştır buyuruyor ve kendisi bir gün bir tanesine tesadüf eder. Ağlıyor. Der ki niçin ağlıyorsun? Dostum öldü. Buyurur ki ölmeyen dostu sayılır. Ve'mel mâ şitte fe inneke mütrimun bih. Ne yaparsan yap, bir gün onun karşılığını bulacaksın. وَعْلَمْ اَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ فِي اللَّيْلِ. Bil ki müminin şerefi gece kıldığı namazdadır. Ebu Bekir Şibli Hazretlerinden şöyle bir nakil.
yaparlar. Cüneyd-i Bağdadi Gaddesallahu Sırra sohbet esnasında bakar ki iki cihan güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o meclise teşrif buyurur. Ebu Bekir Şibli Hazretlerinin alnından öper ve ayrılırlar. Sohbet tamam olur. Ebu Bekir Şibli Hazretlerine bu ikramdan sonra Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri sorar. Bu ikram sana nereden geliyor? Ne ile bu ikrama nail oldun? Der ki ya Cüneyd Kaddesallahu sırra ben her gece kalkar iki rekat namaz kılarım. Esamne لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ Ben bunu okurum. Bundan dolayı herhalde bu nimete nail oldum der. وَعْلَمْ اَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ فِي اللَّيْلِ Şunu bil ki müminin şerefi gece kıldığı namazdadır. وَعِزُّهُ اِسْتِينَاهُ عَنِ النَّاسِ Onun yine şerefi, üstünlüğü, fazileti de insanların elinde olana bakmaması, her şeyi Rabbimizden beklemesindedir. Rabbimiz kabule karim eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Velakibetu lilmuttakin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena tekabbel minna. إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وأعمالا صالحا وعلوما نافعا ورزقا حلالا طيبا يا رب العالمين واجعلنا من المتشرعين بشريعة رسول الله ومن المتسننين بسنن رسول الله ومن المتخلقين بأخلاق رسول الله ومن المتأدبين بآداب رسول الله ومن المتطرقين بطريق رسول الله ومن النائلين بشفاعة رسول الله ومن الزائرين في كل عام بروضة رسول رسول الله ومن المحشورين يوم القيامة في زمرة رسول الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعل كلمة الحق والدين واقتل الكفرة والفجرة والمنافقين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق فأنت خير الفاتحين اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين اجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة